Evet, herkese selam. Bu videoda ses ve görüntü senkronizasyonu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Çok kolay ve sağlam bir yöntem göstereceğim size. Şimdi izleyici kitlemizi videomuzda daha uzun süre tutmak istiyorsak, yani videolarımızı daha uzun süre izlemesini istiyorsak iyi bir ses kalitesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla harici ses kayıt cihazları kullanıyoruz ya da kondenser mikrofonlar kullanıyoruz. Bu da bize montajda ekstra bir iş çıkartıyor. Bu da senkronizasyon. Şimdi ben Adobe Premiere kullanıyorum ama mantık hepsinde aynı. Dolayısıyla hangi programı kullandığınızın bir önemi yok. Şimdi görüntü ve sesimi burada inventory'e aldım, tamam mı? Şuraya sürükledim. Şimdi buradan görüntümü timeline'a alıyorum. Tam ekran yapalım. Yakınlaştırıyorum. Şimdi görüntüyü bir izleyelim. Bak, elim kamerada. Kamerayı başlatıyorum. Sonra bilgisayardan ses kaydını başlattım ve elimi şaklattım. Bu şaklatma bana ses dalgasında böyle ani, küçük, kısa ve dik peakler yaratıyor. Bu da hizalamada benim işime yarayacak, tamam mı? Şimdi bu mavi olan kameranın kendi ses kaydı. Şimdi buradan intro yazmışım. Buradan Cubase'de kaydettiğim, Condenser'la kaydettiğim ses kaydını alıyorum, tamam mı? Şimdi bu iki peak'i gördüğünüz gibi nemlet. Çünkü bak, şunları hizalayamazsın. Bunlar çok karışık. Uzun süreli ses dalgaları. Şimdi bu peakleri birbirine hizalayacağım. Adobe Premiere'de alta basılı tutup mouse'un tekerini ileri ittiğiniz zaman yakınlaştırır. Geriye çektiğiniz zaman uzaklaştırır. En yakın buraya geliyor. Şimdi şuraya gelip Show Audio Time Units dediğimiz zaman daha da yakınlaştırabiliyoruz. Tamam, bu önemli bir detay. Şimdi bunları hizalayalım. Şöyle biraz daha büyütüyorum. Tamam, şu an hizalı görünüyor. Çok da böyle ufak, birkaç milisaniyenin çok da önemi yok. Şimdi bakalım. Şimdi oynatıyorum Space'e basıp. Tamam mı? Herhangi bir eko yok. Eğer tam hizalanmazsa böyle eko yaratabilir yani. Şak şak olabilir. Tamam, gayet iyi. Şimdi şuraya geldim, tamam mı? Sağ tıkladım. Unlink diyorum. Kameranın görüntü ve ses dosyasını birbirinden ayırdı. Buradan hop sildim. Sonra görüntü ve sesimi tuttum mouse'la. Sağ tıkladım. Group dedim. Artık bunlar grup, tamam mı? Beraber hareket edecek. Yani yanlışlıkla kaymalar falan olmaz edit sırasında. Şimdi buraya tekrar geldim. Bu Show Audio Time Units'i kapatıyorum. Geldim, C'ye bastım. Şu başını keselim. C'ye bastığınız zaman kesme aracını açar. V'ye bastığınız zaman tekrar mouse'u alır. Hop, sildim. Şunu yukarı alalım, altında dursun. Şimdi oynatıyorum. Burada hata yaptım. Senkron güzel görünüyor. Şuradan sesini açıp kısabilirsiniz. Evet, senkron işlemi bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Eğer videoyu faydalı bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağı istekleriniz varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz.